Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Ramazan ayının ilk gününde hitap etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Allahu Teala Hazretleri bu hayır ve bereket dolu ayı hepiniz hakkında sebebi mağfiret ve sebebi duhulü cennet eylesin. Yani Allah'ın affına mazhar olun, cennetiyle, cemaliyle müşerref olun diye temenni ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Böyle bir mübarek cuma gününde ilk gün oruç tutuyoruz. Bu çok büyük bir nimet. Ramazan ayı ümmeti Muhammed'in ayıdır. Sıralama şöyle: Şaban, Recep ayı Allah-u Teala Hazretlerinin kulları affettiği ay, Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in ayı, Ramazan ayı da ümmetinin ayı diye hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından bizim özel efendim affımıza, mağfiretimize tahsis edilmiş kendi ayımız olduğu belirtilen bir ay içindeyiz. Bu ay hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin methi ve ikazları, mübarek sözleri çok. Mesela buyuruyor ki: Etakum şehru Ramazan, şehrin bereketin. Size işte Ramazan ayı geldi, Ramazan ayına nail oldunuz, vasıl oldunuz, Ramazan ayına girmiş oldunuz efendim. Şehr-i bereketin, yani hayır ve bereketin, bolluğun, manevi ve maddi nimetlerin çok olduğu bir bereket ayı. Fihi hayrun yuvaşşikumullah. Allahu Teala Hazretleri bu ayın içinde kullarını çeşit çeşit hayırlara gark eder, hayırlarla kaplar üzerlerini. Efendim, birçok hayırın efendim Müslümanlara eriştiği bir aydır. Fe yunzilur rahmete ve yahuttu fihil hataya ve yestecibu fihi dua. Rahmetini indirir Allahu Teala Hazretleri bu ayda ve hataları affeder, efendim siler defterlerden, defteri amalden, bağışlar efendim ve duaları kabul eder. Biliyorsunuz, insan dua ediyor ama duanın kabulü için şartlar var. Efendim, kabul şartları var. Bu ayda Allahu Teala Hazretleri duaları hasreten efendim kabul ettiğini beyan ediyor. Demek ki özel şartları da kaldırarak kul dua ederse duasını kabul edecek olduğu bir ay olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu müjdeli ifadesinden. Yenzurullahu tenafüsekum. Allahu Teala Hazretleri, siz müminlerin bu Ramazan ayında ibadetlere böyle koşuşmanızdan, yarışmanızdan, iyilik yapmak konusunda böyle gayretinizden dolayı memnun bir şekilde, razı olarak sizin bu hayırda yarışmanıza, rağbetinize efendim nazar eyler, razı olur ve yubahi büküm melaiketehu ve meleklerine sizinle iftihar eder. Bak benim mümin kullarıma, ey meleklerim, nasıl benim rızamı kazanmak için fedakarca, ihlasla, efendim tertemiz duygularla nasıl efendim ibadette yarışıyorlar diye meleklerine efendim mübahat eder, över ve efendim onlarla iftihar eder. Buyuruyor Peygamber Efendimiz, böyle olduğunu buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte de Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. Ben biliyorsunuz, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şeriflere özel bir dikkatle, dikkati çekiyorum, eğiliyorum. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı olan, Hazreti Ali Efendimiz'i seven insanların efendim bu hadis-i şeriflere dikkat etmesini istiyorum. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz
Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَزَان Ramazan ayı geldiği zaman emerallahu hamelete l-arşi en yekuffu anit tesbih ve yestagfiru li ümmeti Muhammedin vel müminin. Ramazan ayı geldiği zaman Allahu Teala Hazretleri arşı tutan hameli arş ismini vermiş olduğu meleklerini, arşı taşıyan meleklerine emreder. Bana tesbih getirmeyi bırakın, bu ayda benim mümin kullarıma ve ümmeti Muhammed'e tevbe ve istiğfar eyleyin diye. Yani arşı tutan melekler, meleklerin en büyükleri. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen melekler, arş-ı azam, Allah'ın en büyük efendim yaratıklarından birisi. Vesia kürsiyyuhu semavati vel arz, Allahu Teala Hazretlerinin kürsüsü semaları ve arzı kuşatmıştır. Ama arş-ı âlâ'nın yanında kürsü çok küçük bir varlık olarak kalıyor. Bu kadar büyük, muazzam olan arş-ı azamı tutan meleklere, ki en önemli meleklerden oluyor bunlar, onlara emrediyor. Bana tesbih getirmeye, beni övücü, benim şanıma layık ifadelerle efendim, benim her türlü noksanlıktan tenzih ve tesbih takdis ettiğiniz sözleri bırakın. Şimdi Ramazan ayı geldi, ümmeti Muhammed için dua edin, onların affı mağfireti için dua edin diyor. Böyle emrettiğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Demek ki Ramazan ayında fevkalade muazzam maddi ve manevi değişiklikler oluyor. Özellikle efendim manevi alemde büyük değişiklikler oluyor. Efendim olan değişikliklerden bazılarını başka hadis-i şeriflerden nakledeyim. Tüftahu fihi evvabu sema. Semaların kapıları bu ayda açılır. Biliyorsunuz semaların kapıları var. Her zaman fırsat geçtikçe açıklıyorum. Semaya biz baktığımız zaman mavi bir boşluk olarak görüyoruz ama aslında bu efendim semanın ötesinde bizim gözümüzün görmediği yıldızların bittiği yerde, yıldızlardan ötede 6 kat daha sema var. Birinci sema yıldızlarla donatılmış. Ondan sonrakiler onu kuşatan semalar. Bunların her birisinin melekleri var. Cebrail aleyhisselam geçerken soruyorlar. Peygamber Efendimiz miraca çıkarken sormuşlar. Yanındaki kim? Kendisine Allah tarafından bu tarafa geçmeye müsaade edildi mi diye. Böyle bir efendim mani var. Bekçi var ve kontrol var. Efendim takip var, soruşturma var. Her şey geçemiyor semaların kapılarından. Efendim ama Ramazan ayı olunca semanın kapıları açılıyor. Bu demektir ki iyi kulunda, kötü kulunda efendim kusurlu da olsa, tam da olsa ibadetleri buralarda elenmeden, takılmadan, geriye reddedilmeden dergâh-ı izzete kadar ulaşıyor. Yani Allah Teala Hazretleri bu ayda duaların kabulünün engellerini kaldırıyor ve tubulaku fihi evvabul cahim, cehennemin kapıları kapatılıyor. Yani insanların cehenneme gitmesine sebep olacak çeşitli vesileler kaldırılıyor. Cehennemin kapıları kapatılıyor ve insanların hayır yapması kolay hale getiriliyor. Ve tugallu fihi meredetül şeyatîn, şeytanların da azılıları, amirleri, reisleri, efendim eşkıyası, büyükleri bağlarla, efendim manevi zincirlerle, bukağılarla boyunlarından, ayaklarından, bileklerinden sımsıkı bağlanıyor. Bu demektir ki yani çok büyük efendim azdırma, saptırma, şaşırtma, efendim dalalete düşürtme çalışmaları yaptırtılmıyor Ramazan ayında. Küçük şeytanlar tabii, onlar hani her insanın yanında bulunan efendim kötülükleri şey yapanlar, onları yenebilir bir Müslüman biraz bir gayret gösterse. Çünkü asıl azılılar, asıl kuvvetli olanlar bağlanıyor. Efendim böyle bir ay. Demek ki bizim görmediğimiz semalarda büyük değişiklikler oluyor. Kapılar açılıyor, cehennemin kapıları kapanıyor, semanın kapıları açılıyor. Efendim şeytanlar bağlanıyor, hayır yapma imkanı kolaylaşıyor. Arş-ı azamı efendim tutan meleklere Allahu Teala Hazretleri
kendisine tesbih ediyorken onlar, bırakın şimdi bana tesbihi, benim Muhammed'imin ümmetine efendim tevbe ve istiğfar eyleyin diye emrediyor. Bütün bunlar ne kadar olumlu efendim, ne kadar müjdeli haberler. Allahu Teala Hazretleri hayırla kaplıyor her tarafımızı, rahmetini indiriyor, bereket fışkırıyor her taraftan, dualar kabul oluyor, kabul olacağı bir zaman, mevsim başlamış oluyor efendim. O halde hakikaten insanın Allah'ın rızasını kazanması kolaylaştırılmış, büyük engeller kaldırılmış oluyor. Bütün bu kadar güzel fırsatlara rağmen eğer kullar şey yapamazsa, Ramazan'dan istifade edemezse, artık o kendilerinin büyük kusurlarından, tembelliklerinden, gafletlerinden, hatalarından, isyanlarından olmuş olacak demektir. İşte böyle manevi pek çok hayırın, efendim, fırsatın kulların üzerine saçıldığı, önlerine güzel fırsatların, efendim, yolların açıldığı mübarek bir ayın ilk günlerindeyiz. Cuma ile başlamış olduk bu güzel aya. Efendim, cuma günü oruç tutuyoruz. Efendim, şimdi Ramazan'da tabii oruç tutmak var. Bir, efendim, bir de geceleri teravih namazı kılmak var. Bunu herkes biliyor. Efendim, gündüz aç duruluyor, oruç tutuluyor. Akşamleyin de camilere koşuluyor. Teravih namazı kılınıyor. Efendim, bir de tabii önümüzdeki haftalar ayrıca zaman yaklaştıkça heyecanla onları hatırlatırım. İtikaf var. Efendim, Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi'ni kaçırmamak, ondan istifade etmek konuları var. Onlar daha henüz başında ama burada ben öncelikle sevgili dinleyiciler size bazı görmüş olduğum önemli yanlışları anlatmak istiyorum. Yapılmasın, bunlar yanlıştır diye bilinsin. Yapılmasın diye işin başındayken, daha birinci gündeyken hatırlatmak istediğim şeyler bunlar. Birincisi, sanılıyor ki Ramazan'da oruç tutmak sadece yemek içmekten ve efendim aileler için bir takım yasaklardan ibaret sanılıyor. Yani su içmediği zaman, yemek yemediği zaman orucu tuttum sanıyor. Halbuki böyle değil. Orucu tutmuş olmak için, yani Allah'ın kabul edeceği, reddetmeyeceği efendim makbul bir oruç tutmak için insanın efendim yemek içmekten başka şeyleri de yapmamaya dikkat etmesi lazım. Neler mesela? Gıybet etmemesi lazım. Gıybet çünkü haram, günah. Efendim, gözüyle harama bakmaması lazım. Çünkü efendim onu yaptığı zaman orucun sevabının gideceğini hadis-i şerifler bildiriyor. Diliyle günah olan sözleri söylememesi lazım. Yani orucu sadece midesine tutturmayacak, efendim bütün azalarına tutturacak. Hatta güzel bir söz var. Biliyorsunuz aslında su helal bir madde, içilebilir. Mesela içki haram da, şarap haram, efendim çeşitli efendim sarhoş edici efendim içkiler haram ama su haram değil. Haram olmadığı halde oruçlu insan su gibi hayatın temeli olan önemli bir maddeyi bile oruç tutuyorum diye içmiyor. Şimdi helal olan şeyi oruç tutuyorum diye içmezken bir Müslüman zaten aslında haram olan bir şeyi oruçluyken yaparsa olur mu? Olmaz. Bu hususta Peygamber Efendimiz'in kesin efendim ifadeleri var, şiddetli tavsiyeleri var. Akşama aç ve susuz kalmaktan başka eline bir şey geçmeyebilir diye tehditli ifadeler var. İnsan oruç tutarken güzel bir efendim uyanık bir Müslüman olarak müteyakkız davranacak efendim. Her şeyine dikkat edecek. Yani gözüne dikkat edecek, harama bakmaması için. Dilini tutacak, kalp kırıcı söz söylememek için, yalan söylememek için, efendim günahların çeşitleri, işte gıybet vesaire yapmamak için, efendim elini tutacak, kimseye eza cefa vermemek, efendim üzmemek için, her azasını Allah'ın rızasını kazanacak şekilde efendim kullanmaya dikkat edecek. Bazıları bu tara dikkat etmiyor. Yani oruç aç kalmak, susuz kalmaktan ibarettir.
Eski kötü konuşmalara devam. Eski kötü alışkanlık olarak harama bakmaya devam. Efendim günah işleri yapmaya devam. Böyle olmaz. Böyle olduğu zaman ne olur? Akşama hiçbir şey eline geçmez. Sadece aç ve susuz kalmış olur. Boşa gitmiş olur yani. Oruç tuttum sana sanmaktayken insan, sevap kazandığını ummaktayken eline hiçbir şey geçmemiş olur. Yani haip ve hasır olur. Mahrum olur. Bir de Allah'ın tabii gazabına uğrar. Bak oruçlu olduğu halde gene günahları bırakmadı diye. Bu sefer hani böyle güzel fırsatlar varken bunların içinde iyilik yapacak, yapması gerekirken iyiliği de bırakıp da bir de kötülük yaparsa tabii cezası büyük olur. Bu önemli bir nokta. Şöyle söyleyelim, orucu sadece mide tutmayacak, gözle oruç tutacak, harama bakmayacak. Efendim kulak da oruç tutacak, haramı dinlemeyecek. El de oruç tutacak, harama el uzatmayacak. Ayak da oruç tutacak, harama doğru yürümeyecek, haram faaliyetlere katılmayacak. Demek ki orucu böylece derli toplu tutmaya dikkat etmek lazım. Ramazan'ın başında bunu hatırlatıyoruz. Sakın efendim işi böylece aç ve susuz kalmaktan ibaret diye değerlendirmesin kardeşlerimiz. Tabii ikinci bir nokta, bunları gündüz yapıyor bazı kimseler. Tamam, oruç tuttuk diye. Akşamleyin günahlara devam. Hatta bunu biraz da efendim böyle radyolar, televizyonlar da galiba biraz teşvik ediyor. Ama radyo, televizyon olmadığı zaman da şeytan boş durmamış. Bu gibi şeyler olmuş. Efendim mesela eskiden İstanbul için konuşuyorum. Tabii benim dinleyicilerim sadece İstanbul'da değil ama İstanbul'da Şehzadebaşı denilen bir semt var. Eskiden burası işte tiyatroların olduğu bir eğlence merkeziymiş. Şimdi Beyoğlu'nun olduğu gibi veyahut Boğaz'daki bazı yerlerin olduğu gibi efendim o zaman orada eğlence yerleri varmış. Gündüz oruç tutup ondan sonra kalkıp tiyatroya giderse, efendim Allah'ın haram kıldığı şeyleri seyrederse, efendim haram faaliyetlere katılırsa bu anlamsız bir şey olur, yalan yanlış bir şey olur. Orucu gündüz tutmak yeterli değil, gecesini de günahlardan insanın koruması lazım. Bu da iyi anlaşılmıyor. Yani akşam iftarla beraber sanki haramlar, günahlar serbestmiş gibi bir efendim acayip mantık oluyor. Ve akşamdan sonra efendim hatta teravihi kıldıktan sonra hadi bakalım hangi eğlence yerine gidelim, nerede daha çok güleriz, nerede daha çok eğleniriz falan diye efendim yanlış bir tutum içinde oluyor. Buna mukabil güzel tutum içinde olanlar da var. Mesela ben bazı komşular, tanıdıklar hatırlarım. Eskiden oturduğumuz mahallelerde veya geçtiğimiz yerlerde görürüm. Yani bazı yerler iş sahipleri kağıt asıyorlar, dükkanlarını kapatmışlar. Ramazan dolayısıyla faaliyetlerimizi kapattık diyorlar. Kahvehane veyahut efendim daha başka böyle eğlence yerleri veya meyhane filan gibi böyle içki satılan yerlerde dahi bunları görüp şaşırdığımız oluyor ama bu gene Ramazan'a saygının bir alameti yani. Ramazan'da hiç olmazsa o dükkanın sahibi biraz efendim bu yaptığı için yanlışını bildiği için o işleri tatil ediyor. Demek ki Ramazan'da dikkat edeceğimiz ikinci nokta gündüz oruç tuttuk akşam serbest gibi bir yanlış mantığa düşmemeliyiz. Düşmemelisiniz. Efendim gündüz oruçla sevap kazandığınız gibi geceliğin de sevabınızı korumaya gayret etmelisiniz. Günahlardan uzak durmaya gayret etmelisiniz. Efendim tabii teravih namazlarını falan kılacağız deyince burada bir başka hatırlatmak istediğim husus hemen ön plana geliyor. Efendim teravih namazları bazı yerde hızlı kılınır. Çok hızlı kılınır. Hatta efendim bazı imamlara jet imam adı veriyorlar. Efendim jet gibi hızlı kıldırdığı için halbuki bu tadil-i erken dediğimiz çok önemli bir husus var. Namazları kılarken ağır ağır, vakur vakur, ciddi ciddi, saygılı bir şekilde sakin sakin namaz kılınması lazım. Yani tadını çıkara çıkara ağır ağır kılmak lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birisinin böyle acele namaz kıldığını gördü. Yanına çağırdı. Dedi ki ey filanca
sen namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmadın dedi. Halbuki kılmıştı, gözünün önünde selam vermişti. Yani sen namazı kıldın ama kabul olmadı. Laiki veçile kılmadın, usulüne uygun kılmadın, makbul olmadı demek istedi. O da peki ya Resulallah dedi. Bir daha kıldı namazı ama alışmış hızlı kılmaya. Yine böyle hızlı hızlı kıldı, bitirdi. Peygamber Efendimiz'in yanına geldi. Dedi ki Peygamber Efendimiz yine olmadı. Yine sen namazı kılmamış gibi oldun. Yeniden kıl buyurdu. Bu tekrar böyle hızlı kılınca bak dedi. Namazda biliyorsunuz ayakta durmak var, kıyam diyoruz. Eğilmek var, rükû diyoruz. Doğrulmak var, secdeye varmak var. İki secdenin arasında tekrar doğrulup biraz durup ikinci secdeyi öyle yapmak meselesi var. Bunların her birinde sakinleşeceksin. Hareketleri birbirine bağlamayacaksın. Arada bir duraklama olacak. Tam duraklama olacak. Dışarıdan bakan bir insan bu duruyor diyecek. Ondan sonra ötekisine yani ikinci harekete geçeceksin. Yani namazın rükûsunu, kavmelerini, kıyamını, sücudunu, kadesini birbirine bağlayıp hızlı hızlı kıldığı zaman olmaz. Sonra ben duyuyorum yanımda secde eden kimse, tabi secdede Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Bayağı bir zaman geçiyor. Fakat yanımdakine bakıyorum, süp Allahu Ekber, süp Allahu Ekber. Yani Sübhane Rabbiyel Ala demesi mümkün olmayan kısa bir zamanda süp sesi duyuluyor. Ondan sonra başını kaldırıyor, indiriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani nedir bu acele? Ne lüzum var bu kadar aceleye? Bu bittikten sonra kahveye gidiyor, evine gidiyor, efendim çay içiyor, boş vakit geçiriyor. Namazdan bu kadar aceleyle gitmek neden yani? Namazı bu kadar aceleye getirmek neden? Kabul olmayacak şekilde hızlı kılmak neden? Şeytandan. El aceletü mineş şeytan. Böyle hayırlı işlerde, ibadetlerde böyle hızlı acele edip de işi şuuruna varmadan makbul olmayacak şekilde efendim tatsız, gevşek, eksik, kusurlu yapmak, efendim zamanını çalmak, verilmesi gereken zamanı vermemek, kısıtlamak, kırpıştırmak diyelim, kesmek diyelim. Bunların hiçbirisi doğru değil. O halde namazı imam kardeşlerimiz sakin sakin kıldırsın. Böyle tadili erkana riayetle kıldırsın. Hızlı kıldırmak hüner değil. Bu bir. Eğer bir yerde hızlı namaz kılınıyorsa, çok hızlı kılınıyorsa ikaz etsin cemaatten. Bak bu tadili erkana aykırıdır diye. Ve sakin kılınan takva ile, huşu ile, hudu ile namaz kıldıran efendim camilerde namaz kılmaya o zaman daha dikkat etmek lazım. Çünkü ötekisi kabul olmayacak hızlı kılındığı için Peygamber Efendimiz'in ifadesine uygun şekilde hareket edilmediğinden kabul olmayacak diye efendim kabul olacak şekilde kılınan yerleri tercih etmek lazım. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te efendim Kur'an-ı Kerim Cebrail aleyhisselama bir kere okurdu mukabele, o dinlerdi. Böylece hafızasını kuvvetlendirmiş ve tekrarını yapmış olurdu. Onun için teravih namazı içinde de bir hatim indirmek, yani Ramazan boyunca her gün bir cüz okuyarak hatim indirmek de güzel bir şey. Bunu yapabilirse imam efendiler hatimle namaz kıldırmalı, teravihi hatimle kıldırmalı. Hatimle kıldırmak ile hatim yapmadan kısa sureler okuyarak, ayetler okuyarak kıldırmak arasında çok büyük bir fark yoktur. Ama hatimle kıldırmanın çok büyük sevabı vardır. Zaman bakımından birazcık uzundur. Fakat Kur'an-ı Kerim'in tekrar edilmiş olması ve namaz içinde bir hatim indirilmesini dinlemiş olmak, okumuş olmak sevabı vardır. Onun için buna da beldelerde gayret edilmesini tavsiye ederim. Hafız efendiler çalışsınlar, korkmasınlar. Efendim deniliyor ki efendim halk şeyi öğrensin, elemtireden aşağısını öğrensin, onunla kıldırın. Bunu da doğru görmüyorum ben acizane kardeşiniz olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetleri, sureleri var. Hepsini efendim hakkını vermek lazım. Oradan okumak lazım. Birilerini çok söyleyip de ötekileri söylememek herhalde uygun bir şey olmaz. Bizim camimizde Allah rahmet eylesin namaza 5 vakit devam. Çok böyle tatlı bir ihtiyar amca vardı. Nur içinde yatsın. Efendim eskiden imammış. Çok arif bir kimse. Osmanlı devrini görmüş bir kimse. Bir gün bana geldi, dedi ki Kur'an-ı Kerim'de
Tebbet suresi yok dedi. Ben de şaşırdım, anladım, bir şey söylemek istiyor. Çünkü kendisi kuvvetli hafız. Niye böyle söylüyor? Diyor, burada hiç o okunmuyor. Yani bazı sureleri hani kara listeye alıp da okumamak rahatsız etmiş mübarek amcamızı, nur içinde yatsın. Kur'an-ı Kerim'de Tebbet suresi sanki yokmuş diyor. Yani Tebbet suresinde Ebu Leheb anılıyor diye okumamak olur mu demek istiyor yani. Ben de diyeceğim ki imam kardeşlerimize, namaz kıldıran kardeşlerimize, Kur'an-ı Kerim'in her yerinden okumaya çalışın. Hem cemaat çeşitli ayetleri dinlesin, hem siz de efendim Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerindeki ezberlerinizi takviye etmiş, kuvvetlendirmiş olursunuz. Üç ayet, üç ayet böyle okursunuz. Efendim böylece çeşitli yerlerin okunması da, hafızanızın takviyesi de sağlanmış olur diye düşünüyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Tabi Ramazan'da ayrıca bir başka özellik var. Ramazan'da efendim yapılan hayırların mükafatı fazla veriliyor. Onun için Ramazan'da sadakayı fazla vermeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, hayırlı ziyaretler yapmalı, kabir ziyaretleri yapmalı, büyüklere efendim saygı göstermeli, küçüklere sevgi göstermeli. Ramazan bizim her türlü sevaplı, güzel hareketlerimizi çok yaptığımız, çok yaparak böyle artık çok sevap kazandığımız bir ay olması lazım. Çeşitli hayırları yapmakta gayret göstermenizi tavsiye edeceğim. Bir müjdeli hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki men hacca ve temara, Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden, femate min senedihi defelel cennet. Kim hac ederse veya ömre yaparsa, o sene vefatı vaki olursa, hac ve ömre yaptığı senede vefatı vaki olursa cennete girer buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hac yapmayan kardeşlerimize Allah hacı nasip eylesin, ömre yapmayanlara ömreler nasip etsin. Tabi bu arada Ramazan'da ömre yapmanın da çok sevap olduğunu hatırlatalım. Fırsat bulanlar, zaten ömre yapmak isteyenler, Ramazan'da yapmaya gayret göstersinler. Evet. Ve men sâme ramadâne sümme mâte dehalel cenne. Burada aşağıda not koymuş. Leyse hüna min senetihi diyor. Yani o sene ölürse yok. Deminki cümledeki gibi min senetihi kelimeleri yok diyor. Yani kim Ramazan'ı tutarsa ve ölürse cennete girer. Bu da önemli. Yani tabii bu makbul bir ay geçirmek manasını taşıyor. Ve men gaza femate min senetihi dehalel cenne. Kim bir sene cihad eder, gaza yapar Allah yolunda, efendim yapılan bir cihada katılır da o sene vefat ederse dehalel cenne, cennete girer diye müjde var. Tabi bizim burada şimdi bizim için bahis konusu olan, önemli olan hemen elimizdeki fırsat Ramazan'ı efendim tutmak. Ramazan'ı makbul bir şekilde ihya ederek, değerlendirerek geçirmek. Böyle olursa cennete girmek vesilesi de olacağı böylece bildirmiş oluyor. Yani sebebi duhulü cennet olduğu böylece bu hadis-i şerifte müjdelenmiş oluyor. O halde Ramazan'ımızı efendim çok güzel bir şekilde değerlendirmeye ihtimam göstereceğiz. Müteyakkız olacağız. Uyanık Müslüman olacağız. Pür dikkat olacağız. Mühim bir ayda olduğumuzu, çok dikkatli olmamız gerektiğini unutmayacağız. Hayırları çok yapacağız. Günahlardan çok şiddetle kaçınacağız. Orucun sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olmadığını bilerek efendim her azamızı her çeşit günahtan korundurmaya dikkat edeceğiz. Efendim, hayırlarımızı bu ayda toplamaya, sadakamızı, zekatımızı bu ayda vermeye gayret edeceğiz. Bunların hepsi efendim hatırımızda olacak. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, yani Ramazan ayı geçtiği halde mağfiret olamayan kimsenin burnu yerde sürtsün veya sürter diye tercüme edilebilir aynı sözler. Demek ki Ramazan'dan istifade etmeden Ramazan'ı kaçırmaktan da çok sakınmamız lazım. O duruma düşmemeye
Çok dikkat etmemiz lazım. Aman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin burnu yerde sürtsün dediği veya sürter dediği efendim kişilerden olmayayım, Ramazan'ı boşa geçirenlerden olmayayım, Ramazan'ın hayrından mahrum bir kimse olmayayım, şakiler zümresinden olmayayım, sayıtlar zümresinden olayım diye de bir korku üzere olmak lazım. Bu işin başında önemli. Yani insanlar kötülük yaptı mı sonunda nasıl olsa mutlaka bir gün pişman olurlar. Pişmanlık asıl efendim işin başında olur da insanı doğruya döndürmeye vesile olursa kıymetli. Öyle olmadığı zaman iş işten geçtikten sonra zaten herkes pişman olacak. Firavun bile pişman oldu da öleceği sırada La ilahe illellezi amenet bihi Beni İsrail dedi. Beni İsrail'in Musa Aleyhisselam'ın inandığı Allah'tan başka Tanrı olmadığına ben de şimdi şehadet getiriyorum dedi ama ne zaman dedi? Tam öleceği sırada dedi. Hayatında demedi. Boğulacağı sırada söyledi. Firavun bile pişman oluyor ama iş işten geçtikten sonra alâne. Şimdi mi aklın başına geldi denilir o gibi durumda olanlara. Onun için fırsat elden kaçmadan efendim güzel günler istifade edilmeden geçmeden efendim istifadeli geçsin diye, fırsat elden kaçmasın diye çok dikkat etmemiz lazım. Başından bunları hiç unutmamak lazım. Ramazan'ın içindeki önemli hayırlardan birisi de son 10 gününde itikaf olduğuna göre, son 10 günde itikaf yapmak isteyen vazifeli kimseler de amirlerine, çalıştıkları yerlere ben bayramdan 10 gün önce efendim izin istiyorum diye şimdiden tatil izin efendim şeylerini, düzenlemelerini, düşüncelerini şimdiden yaparlarsa o da belki şimdiden söylenmesi gereken, hatırlatılması gereken bir husustur. Bir insan bir işi yapmaya önceden niyet ederse sevabını Allah verir. Şimdiden ben tavsiye ediyorum ki hepiniz deyin ki ben Ramazan'ın son 10 gününde itikafa niyet ettim. Resulullah Efendimiz hep itikaf edermiş. Onun sünnetine ittiba ederek efendim ben de niyet ettim diye şimdiden niyetlenmek, yapacağım bu işi diyerek niyetlenmenizi tavsiye ederim. Allahu Teala Hazretleri bu güzel ayın hayrından, feyizinden, bereketinden, ikramlarından, ihsanlarından, lezzetlerinden, mükafatlarından cümlenizi hissedar eylesin. Yani siz de onlara erin. Allah mahrum eylemesin, yardım eylesin, tevfikini refik eylesin, cümlemizi sevdiği kulları zümresine dahil eylesin. Sevmediği herhangi bir işi yapmaktan şiddetle bizi korusun, şeytana nefse uymaktan korusun, yolunda daim, zikrine müdavim, ibadetini yapan, hayırlı, edepli, efendim, feyizli, salih, veli, mahbub, makbul, matlub, müeddep, zarif, abid, sahid kullar olmayı nasip eylesin. Hem bu dünyada aziz ve bahtiyar eylesin, hem ahirette taltif eyleyip cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin. Peygamberi Zişanımıza, Firdevs-i Ala'da cümlenizi komşu eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Ramazanınız tekrar tekrar mübarek olsun. Allah nice nice Ramazanları idrak etmenizi, sevdiği kullar olmanızı nasip eylesin. Bi hürmeti Habibihi Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti Esrar-ı Suretin Fatiha.